Benim kanım. Benim kanım, benim kanım, benim kanım. İçki ısmarlar mısın denizci? Harry Flynn? Merhaba. Burada ne halt ediyorsun? Seni arıyordum dost. Eyvah. Gururlanayım mı, endişeleneyim mi? Belki ikisinden de biraz. Buraya gel. Bize göre bir iş var. Harbi mi? Bir müşteri bir objeyi alıp kendisine teslim etmemiz halinde yüklü miktarda para ödemeye hazır. Dinliyorum. Tamam. Bu iş hoşuna gitmeyecek. Hayır. Sen de ilirmişsin. Tamam, bak bir saniye benim. İkimiz de buradan bir şey yürütmeye kalkışırken öldürülen iki kişi tanıyoruz. Başaran birini de tanıyoruz. Evet, zar zor. Bunu sensiz yapamam direkt. Oraya girip çıkabilmiş tek insansın. Herkesten iyi biliyorsun ki bu iki kişilik bir iş. Hayır. Aslında üç kişi. Pekala. İyi insan da lafının üzerine gelirmiş. Chloe Fraser. Nate. Ray. Nathan. Ray. Ne haber Harry? Chloe işteki en iyi sürücülerden biridir. İkimize göz kulak olacak. Ona ne şüphe? Pekala bak. Ben her şeyi düşündüm. İçeri? Lağımdan giriyorum. Bu işi şimdiden sevdim. Lağım bizi avluya çıkarıyor. Oradan duvarı tırmanıp koşarak çatıları aşıyoruz. Ardından doğrudan sergi salonuna iniyoruz. Çocuk oyuncağı. Tabii şu anda bunca çile ne için diye soruyorsundur. Sorma ama devam et. Bu mu yani? Bir gaz lambası. Evet. Para etmez ki bu. Anlamıyorum. Biz de öyle. O yüzden seni bulmak için izini sürdük. Bir manyak için çalışıyorsunuz galiba. Kesin bolca zamanı ve parası olan bir koleksiyoncudur bu arada. Bu şey bunların hiçbirine değmez. Evet ama dahası var. 13. yüzyıl Latincen nasıldır dostum? Nereden buldun bunu? Ödünç al. Şu bizim manyağın dosyalarından. Trabzon'da hırsızların büyük bir saldırısına uğradık. Peder, Maffeo ve benim en değerli hazinelerimiz çalındı. Bu Marco Polo tarafından yazılmış. Evet biliyoruz. O kadarını biz de çözebildik. Ne yazık ki kalanı zırba. Dur biraz. Bu yüzden yanlış ellere düşmesin diye en büyük hüznümü en olmayacak yere sakladım. Yüce Kağan'ın ışığı 13'lerin kaderini muhafaza edecek. Dedim ya, zırvalık işte. Kayıp donanmadan bahsediyor, öyle değil mi? Biri bana da açıklayabilir mi? Marco Polo Çin'den ayrıldı. İçlerinde 600 yolcu ve Kubilay Han'ın hazinesi yüklenmiş 14 gemisi vardı. 1,5 yıl sonra İran'a ayak bastı. Geriye yalnızca bir gemi ve 18 yolcu kalmıştı. Yolculuğunun her ayrıntısını kaydetti. Ancak gemilere ve yolcularına ne olduğunu hiçbir zaman anlatmadı. Yani oralarda bir yerde imparatorun hazinesiyle dolu tam 13 gemi bulunmayı bekliyor. Evet, kesinlikle. Ve müşterim bunun peşinde. Şu lambaya baksanıza. Üzeri Moğol yazmalarıyla kaplı. Kubilay Han'dan bir hediye olmalı. Yüce Kağan'ın ışığı 13'lerin kaderini muhafaza edecek. Marco Polo bu lambanın içine bir şey saklamış. Bence kayıp donanmanın yerini gösteren bir şey. Yani bu herife kazı atıyoruz ha? Kesinlikle. Aynen öyle. Varsın değil mi? Tamam varım. Öyle olsun. Nasıl bir sorun çıkabilir ki? Merhaba.
Ah, evet. Oynaşmak buraya kadarmış. Ne hatlar döndüğünü anlatır mısın lütfen? Flynn'i mi diyorsun? Evet, beni uyarabilirdin. Suratındaki bu ifadeyi kaçırsa mıydım yani? Neyse, hiç kolay lokma sayılmazsın. Seni bulmak zor oldu. Kolay lokma olmaktan bahsedene bak. Kıskandın mı yoksa? Öncelikle kimin kimi terk etmiş olduğunu unutmayalım lütfen. Seni kıskanmaya hakkın yok. Dur biraz Chloe. Kendini iyi hissedeceksen söyleyeyim. Flynn'le ilişkim tamamen profesyonel boyutta. Ciddi misin? Yani çoğunlukla. Onun bir şeylerin peşinde olduğunu fark ettiğim zaman... ...senin de bu maceranın içinde olmak isteyeceğini düşündüm. O halde plan nedir? Konuştuğumuz gibi. Soygunu yapıyoruz. Gemileri bulup hazineyle sıvışıyoruz. Flynn'le. Hı hı. Peki sonra? Sonra ganimeti üçe bölüyoruz. Sen ve ben izimizi kaybettiriyoruz. Bu sefer birlikte. Anladım. O zamana dek aramızda olanları bilmemeli. Ama tepesi fena atacak. Hayır. Ona hiçbir şey olmaz. Güven bana. Olduğuna emin misin? Silahım olsaydı daha iyi olur. İhtiyacın olmayacak. Ufak bir güvence hepsi bu. Flynn, onlar sadece bir müze bekçisi. Ayrıca devriye rotalarını çıkardık. Sakin ol. Sakin. Sakin olayım ha. Sen hiç Türk hapishanesine girdin mi? Yakalanırsak bizi içeri tıkarlar. Lanet anahtarı da fırlatıp atarlar. Farkındasın, değil mi? Senden daha çok. Böyle şeyler hoşuna gidiyor olabilir ama benim gitmiyor. Tek bir hata yapma lüksümüz bile. Evet. Ve yapmayacağız da. Geldik işte. Bu taraftan. Devriyeler rotalarını değiştirirse ne yapacağız? Zamanı gelince düşünürüz. Bu işte el yordamıyla ilerleyemeyiz. El yordamı değil bu, doğaçlama. Sen öyle mi diyorsun? Evet, ben duruma uyarım. Duruma uyarsın ha? Ukala hergele, ne olacak? İşte. Size ne demiştim? Şuradaki geçit bizi doğrudan müzenin altından geçirecek. Demiştin, evet. Bana biraz güvenmelisin abi. Tamam, öyleyse bu taraf bende. Tamam, unutma. O kule sergiye girişimizin tek yolu. Ama projektörler açıkken yaklaşamayız. Bunu konuşmuştuk. Biz ikinci avluya ulaştığımızda elektriği kesmiş olman gerek. Işıklar sönecek. Minibüsle buluşma noktasında bekliyor olacağım. Siz yeter ki oradan kaçınızı zamanında kurtarmış olun. Olmuş bil. Bu kadar şene yeter. Yapalım şu işi. Chloe. Diğer tarafta görüşürüz. Dört gözle bekliyorum. Sıçayım içine. Şimdi ne olacak? Engelleri kaldırma vakti. Onları lehimize çevireceğiz. Ama ne güzel. Silah mı? Delirdin mi? Sakin ol Gandhi. Bunlar bayıltıcı silah. Kesinlikle ölümcül değiller. Merak etme, vicdanın yara almayacak. Ha, ha. İyi fikirmiş. Harika. Tamam, ufak bir tavsiye.
Bu şeylerin menzili dandiktir, o yüzden yakına girmeliyiz. Sorun olmaz değil mi? Silah nasıl ateşlenir biliyorum daha iyi. Ah, pekala. Ah, işte burada. Evet, bu da sesli alarm. Biz daha kilidini açmadan camına bile dokunsak bu şey çalışmaya başlar. Dert etme dostum. İşte. Pekala. Doğru eser olduğundan emin miyiz? Sanırım bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Üzgünüm Marco. Durum için o laf yetersiz kalır. Bu mu yani? Bu hiçbir halta yaramaz. Yüce Kağan'ın ışığı. Bekle bir dakika. Ne yapıyorsun? Bu reçine yanıcıdır. Yani? Çakmağını ver bana. Ha, bu iyi bir fikir mi? Burada olur mu? Hadi. Vay anasını. Ver bakayım. Gemilerimiz büyük bir tufan dalgasıyla Java'nın vahşi sularına sürüklendi. Anlaşılan bir tsunami'ye yakalanmışlar. Evet, Borneo'nun batı sahili açıklarında. Aa, harika, hedefimizi küçülttük. Bak, karaya oturdukları yere en yakın belirgin yer bu dağ. Bu dağı bulduk mu gemileri de buluruz. Evet, iyi çıkardın. Bekle bitmedi. Tamam işte. Sanki okyanus Şambala'dan taşıdığımız korkunç yükü üzerinden atmaya çalışıyor gibiydi. Çintemani'nin laneti. Bunun bir anlamı var mı? Şambala. Olamaz Flynn. Ne? Marco Polo Şambala'yı bulmuş. Ha? Shangri-La. Kafa buluyorsun değil mi? Eğer taşıdıkları Çintemani taşıysa hala orada olabilir. Söylediklerin nefes kesici ama gitmeliyiz. Tamam, hemen geliyorum. Ne yapıyorsun sen? Kusura bakma. Yollarımız burada ayrılıyor dost. Bekle Flynn, bir planımız vardı. Hayır, senin planın vardı. Gördüğün gibi benim de bir planım varmış. Yapma, ipi at bana, aptallık etme. Aa, evet, tabii ha. Bu işin beyni sensin. Gel gör ki ufak bir ayrıntıyı atladın. Değil mi ortak? Ne yapacaksın? Beni vuracak mısın? Hayır. Sadece bir müddet yolumdan çekilmem var. Siktir. Gemileri başından beri bilmediğimi mi sanıyorsun? İlkokul çocuğu bile bunu çözebilirdi. Flynn, dinle. Kabul et dahi çocuk. Oyuna geldin. Aa, daha değil. Bekçilere güzel bir avantaj sağlamak istiyor. İşte başlama düdüğüm. Gücenmece yok, tamam mı? Ufak bir ayrıntıyı atladın değil mi ortak? Ne? Kabul et hadi dahi çocuk. Oyuna geldin. Öyle mi dersin? Hey. Hıyar herif, gösterimi berbat ediyorsun. Aman, çok üzüldüm. Sally! Seni bir dakika yalnız bırakmaya gelmiyorum. Oh dostum, seni gördüğüme çok sevindim. Nasılsın evlat? Gayet iyiyim, sorun yok. Bu arada birkaç kişiye para yediyorum. Senin para suyunu çekti. Benimkinin de büyük bir kısmı. Leş gibi kokuyorsun. Şu pronun yanında hafif kalır bence. Evet. Beni nasıl buldun? Eski bir dostun benden yardım istedi. Merhaba Nate. Aa, hayır. Doğru biraz şunu evlat. Şunu dışarı at, kapıyı kapat, burada daha güvendeyiz. Bir dakika sabreder misin? Kızı bir dinle. Teşekkür ederim Victor. Kusura bakma Sally ama karakter analizinde iyi sayılmazsın. Özellikle de kadınlar konusunda. Tamam, kabul. Öyle olsun. Bu ne ya? Hayır, o kadar da kötü değil. Baksana, kendime ait bir kovan var. Hmm.
Bundan önceki hücreyi 8 kişi paylaşmıştı. Beni dinle Nate. Beni ziyaret ettiğin için teşekkür ederim. Ama sen ve Flynn kalleşik etmemiş olsaydınız... Bekle bir dakika. 3 ayımı bu bok çukurunda geçirmeyecektim. Nate dinler misin? O yüzden kusuruma bakma. Çünkü kendimi kollarına atmayacağım. Benim bu olayla ilgim yoktu. Öyledir. Sana demiştim. Beni asla dinlemeyecek. Sıçarım bu işe Nate. Adamlar gemileri buldu. Borneo'da mı? Evet. Peki ya Çintemani taşı? Sen onu nereden biliyorsun? Bunu Flynn'in kendi başına düşündüğünü mü sanıyorsun? Tamam doğru diyorsun. Hayır onu henüz bulamadılar. Kim bulamadı? Flynn ve müşterisi. Lazarevic. Biliyorsun işte şu kafadan çatlak. Başından beri birlikte çalışıyorlarmış. Tamam o zaman. Taşı bulamadılarsa zamanımız var demek. Bizi o kaza alanına götüreceksin. Burunlarının dibinden o hazineyi alıp götüreceğiz. Bunu tahmin edemezler. Evet, intikam soğuk yenir. İşte buna dilek gerçekleştiren mücevher diyorlar. Yani kutsal bir nesne. Bu diz kutsal kasesi gibi bir şey mi? Aynen. Sağ ol. Sally, şunu dinle. Şambala Krallığı'nda tüm dünyada bulup bulunabilecek en değerli şey yeter. Bir adamın kucaklayabileceği kadar büyük... En koyu maviden kusursuz ve saf bir safir. Oo, milyonlar değerinde olmalı. Hayır, 100 milyonlar. Sen daha fazlası mı var diyorsun? Çok daha fazlası. Lazarevic Marco Polo'nun günlükleri için çılgın paralar saçtı. Adam yıllardır Çintemani taşının peşinde. Bunun için filine bel bağladıysa şansının yaver gitmemesi de normal. Lazarevic'in dosyalarına göz atabilirsem o taşı bulabilirim. Sakin ol biraz kovboy, söylemesi kolay tabii. Dosyalar adamın çadırında ve çadırı da kampın orta yerinde bulunuyor. Orası karargahı gibi bir şey. Her yer asker kaynıyor, her yer. Tamam. Bu yüzden de işi içeriden bitireceğiz. Tanıyıp güvendikleri biri yapacak. Ha, tamam. Lafın nereye gittiğini anladım. Dikkatlerini dağıtmak için. O çadırda 5 dakika kalmamı sağla bana yeter. Ciddi misin? 5 dakika mı? Harika, süt yenimi çıkarmam gerekmeyecek. Chloe, benim aklımdaki daha çok bir patlamaydı. Ha öyle. Ayarlanabilir tabii. Var mısın? Oo, ne demek. Senden önce varım hem de. Chloe, bizi duyuyor musun? Gayet net. Yaklaşıyoruz. Hazır mısın? Hayır hayır bekle. Bir saniye. 3 ay geçti ve sen bir şey bulamadın. Hayır hayır bir dakika daha her yere bakmadık. Komutanım. Bu Lazarevic olmalı. Bu adam 5 numaralı alandan eser çalarken yakalandı. Bana bu şey için mi ihanet edecektin? Hayır, hayır sonra açıklayabilirim. Hayır, gerek yok, gerek yok. Etrafım hainler ve ahmaklarla çevrili. Bu herifin gününü harbiden berbat etmeye ne dersin? Yap hadi. Dağılın! Çevreyi araştırın! Hadi! Koşun! Koşun! Tamam, hepsi senin evlat. Seni buradan korurum. Bu Lazarevic denilen herif hiç boş durmuyormuş Sally. Buradakileri bir görmelisin. Şambala'yı bulmak için yapılan her seferin belgesi var. Ta 1600'lü yıllara kadar. Peki ya Marco Polo'nun günlükleri? İşte buradalar. Elini çabuk tut evlat. Fazla vaktin yok. Tamam tamam. Şambala yolculuğundaki engelleri aşması için hak eden hacıya altından bir bilet bahşedilir. Güzel bir anlamı mı var? Beni aşıyor. Dur biraz. Şunu dinle. Sefer arkadaşlarımı kendi kaderlerine terk etmek benim için büyük üzüntüydü. Şambala'dan aldığımız korkunç yükün buyurduğu bir kaderdi bu. Tsunami'nin bir çeşit ilahi intikam olduğunu düşünmüşler. Bekle bir dakika. Lanet olsun Sally. Çintemani taşının burada olduğunu sanmam. Ne? Şunu bir dinle.
Çintemani taşını o kutsal mabetten çıkartmaktansa bizzat Kublai Han'ın gazabına uğramayı tercih ederdim. Marco Polo taşı hiç almamış. O zaman bahsettiğin şu korkunç yük nedir? Bilmiyorum. Madem taş burada, o zaman Lazarevic'in aradığı zımbırtı ne? Şambala. Burada Borneo'da mı? Sence hedef alanı biraz geniş değil mi? Marco Polo'nun izini geri sürmeye çalışıyor olmalı. Sondan Şambala'ya doğru. İyi de neden? Çünkü o taş hala orada. Chloe, konuşabiliyor musun? Bekle. Evet, dinliyorum. Yaptıkları kazılarda ceset ya da herhangi bir insan kalıntısı buldular mı? Hayır, bildiğim kadarıyla yoktu. Niye ki? Burada 600'den fazla gemi kazası oldu ve hiç ceset yok. Sizce de tuhaf değil mi? O halde onca adam nereye gitti? Tsunami vursaydı nereye giderdin? Yüksek bir yere tabii ki. Çok doğru. O dağa gidersek Marco'nun dostlarını bulabiliriz. Chloe, bizimle buluşabilir misin? Yola çıktım bile. Harika. Olamaz, ne? Oradan çıkman gerek. Bir dakika daha salı. Bir dakika falan yok. Bu da ne? Hepsi ölmüş. Ah, şimdi sıçtık. Ağlan. Yerde kal evlat. Vay canına. Şuna bakın. Bakalım burada ne var? Dikkat et. Kemiğine sıçayım. Sadece şaka yapıyordun. Nate, oğlum bana kalp krizi geçirtecektin ya. Oo. O ne çirkin bir şeymiş öyle. Nedir o, silah falan mı? Hayır, bu bir purba. Tibet kökenli bir ayin eşyası. Eskiden engelleri yok etmek için kullanılırdı. Ha? Yani ruhsal engelleri. Ha. Bir saniye. Marco Polo'nun sözünün ettiği şey bu olabilir mi? Evlat, neden bahsettiğini bile anlamadım ben. Günlüğünde ne yazıyordu? Hak eden kişiye Şambala yolculuğundaki engelleri aşması için altından bir bilet verilir. Ne yani, bu mu şimdi? Bak, bütün bunlar gerçekten çok ilginç ama nerenin bileti oluyor bu şimdi ha? Şey, belki bu harita bize yardım eder millet. Ver bir bakayım. Büyük Hindistan ile Tibet vilayeti arasında muazzam işçiliğe sahip tapınaklardan oluşan bir bölge var. Ve burada yüzlerce yaldızlı kule göz alabildiğince uzanır. Dur biraz, ben bu yeri biliyorum. Nepal'de burası. Evet. Tek farkı artık sadece tapınaklardan ibaret olmaması. Orası bir şehir. Evet, bu işimizi bir miktar zorlaştırabilir. Durun, dahası var. Onca tapınak arasında yalnızca biri Şambala'ya giden gizli yolu saklar. Ve bu yol yalnızca altın bileti taşıyan hacının gözleri önüne serilir. Pekala, iyi çıkardın evlat. Ne duruyoruz hala? Hadi gidelim buradan. Tamam. Görüşürüz. Bir el atsana Nate. Hadi. Orada! Oo, lanet olsun ya. Hadi. Harry, buraya gel. Geçmelerine izin vermeyin. Neler oluyor? Kaldırın ellerinizi. Atın seçimine hayranım. Kapa çeneni Sully. Sen olduğunu bilmeliydin. Ve de sen lanet olasıca Victor Sullivan. Bu içi geçmiş herifi hala peşinde mi sürüklüyorsun? Sakin Nate, sakin. Son 3 ayını parmaklıklar ardında geçirmiş birine göre bayağı cesur. 3 ay ormanda başı kesik tavuk gibi dolanmaktan iyidir. Ama gemileri buldum. Sen iki elinle kendi kıçını bile bulamazsın. Ve haritayı. Aşağıdan geldiler. Oo. Her işine baksana. Harita demiştin değil mi? Evet. Hindistan'la Tibet arasında sadece bir tapınak Şambala'ya giden yolu gösterecek. Sen giderken biz dönüyorduk Flynn. Yapma. Duyarlığın lüzumu yok. Onları Lazarevic'e götür. Keşke Kodes'ten çıkmasaydım diyeceksin. Yürüyün. Yürüyün.
Hadi. Kıpırdayın biraz. Siktir. İyi misin? Evet, olay daha inandırıcı duracak. Size zaman kazandırmaya çalışacağım. Ama Chloe, bizimle gel. Hayır. Benimle ne payla buluş. Şimdi koşun. Gidelim. Bu kızı seviyorum. Evet, seversin tabii. Bu taraftan. Oo, lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Atlayacağız. Orada dursa çocuk. Delirdin herhalde. Boynumuzu kırarız oğlum. Evet. Yakalanırsak da Lazarevic kırar. Böyle atraksiyonlar için çok yaşlandım. Hadi mızmızlanma. Başlama yine. Dinle. Senin kadar şanslı değilim. Benim gibi adamlar masadan ne zaman kalkacağını bilmez. Salih, bundan bacamızı kurtaracağız, tamam mı? Her zamanki gibi. Evet, evet. Sen git Nepal'de hatununla buluş. Ben sıcak bir yerlere gideceğim. Hadi ama. Evlat, döndüğünde bana her şeyi anlatırsın artık. İşte oradalar. Neydi? Pekala. Atlıyor muyuz? Sen önden buyur. Cehennemde görüşürüz evlat. Siktir! Lazarevic'in 1-0 önde başladığını söylerken dalga geçmiyor musun? Yerel gerillalardan da biraz yardım aldık tabii. Şehir yıllardır iç savaşına işliyor. Tek yapması gereken ateşe biraz benzin dökmek. Aman ne hoş. Evet, neyse. Bütün bu kargaşa onu göze çarpmadan doğru tapınağı aramasını sağlıyor. Ne? Alo? Evet, hala buradayım. Teröriste falan kapılmadın değil mi? Kim? Ben? Asla. İyi. Çünkü bu soykırılardan kurtulmak istiyorum artık. Haritan var mı? Var. Senin de eski pazarda buluşalım. Orada ordalık bayağı sert. Tamam, anlaşıldı. Olmaz. Misafirlerim var. Aa, harika. Onları atlatamaz mısın? Galiba onun için biraz geç. Ne? İyi misin? Çok iyi sayılmam. Anlaşılan sürekli senin kıçını kurtarmam gerekiyor. Evet, ama kurtarılmaya değer bir kıç. Aa, söyler misin? Yoksa cebindeki antik bir Tibet ayin hançeri mi? Hmm, belki de seni gördüğüme sevinmişimdir. Hop, yavaş. Demek her şeyin anahtarı bu. Evet, öyle. Marco Polo'nun Şambala için bileti. Ne yapıyoruz bunları? Aslında hiçbir fikrim yok. Tek bildiğim Lazarevic'in bunsuz uzağa gidemeyeceği. Yerinde olsam onu hafife almazdım. O ve Flynn şehrin altını üstüne getiriyorlar. Düzinelerce tapınağı yerle bir etmişlerdir. Bir sonraki hareketimiz nedir? Nate? Bunu yapmandan nefret ediyorum. Şuna bir göz at. Şu sembolü görüyor musun? Evet. Şuraya bak. Tamam, benzerliği görüyorum. Ne anlama geliyor? Artık Marco'nun sıradaki ipucunu nasıl bulduğunu biliyoruz. Aradığımız tapınak bu simgeyle işaretlenmiş olacak. Tek yapmamız gereken ise onu bulmak. Şehrin dört bir tarafında bu tapınaklardan yüzlerce olduğunun farkında mısın? Evet, ama yüksekte bir gözetleme noktası bulursak... Samanlıktaki iğnemizi de buluruz. Aynen. Buraya çok uzak olmayan bir otel var. Chloe, şu an hiç zaman değil. Şehirdeki en yüksek bina orası diyecektim. Olur. Peki, peki, tamam. Bu iyi bir fikir. Beni izle. Olur. Görüntü hoşuma gitmedi. Hadi ya. Evet, belki de otele başka bir yoldan ulaşmalıyız. Bu herifleri hiç bulaşmasak iyi olur. Pardon ama el bombasıyla ilgili bir planın var mı? Evet, var. Ben bu taraftan dolaşacağım. Ve küçük partilerini bozacağım. Birini unutmuyor musun sence? Bu noktada sen devreye giriyorsun. Senden onu halletmeni isteyeceğim. Ama bunu sessizce yap. Sessizce yapayım ha? Evet. Bundan emin misin?
Çetin zamanlar değil mi? Nasıl yani? Ne demek şimdi bu? Ay. Bu hiç iyi olmadı işte. Evet. Jeneratörlerden birini vurdular. Yardım et. Biraz daha. Nate, çekil. Durum kötü. Seni çıkarmak için elektriği açmam gerek. İdare eder misin? Evet. Keşke okuyacak bir şey alsaymışım. Devre kesici en üst katta olmalı. Orada bekle, ben halledeceğim. Tamam. Geldik işte. Şimdi doğru tapınağı bulmamız gerek. Söylemesi yapmasından kolay tabii. Bilmem mi? Bir de bana sor. Belki biz... buldum. İşte orada. O mu diyorsun? Bence evet. Bütün bu ateş hattı ve patlamaların orta yerinde duruyor. Ne şanslıyız ha. Nate, orası tam Lazarev için kamp kurduğu yer. Ben ters yöne gideriz diye umuyordum. Evet, çetin zamanlardayız değil mi? Lake 18. sektörde tespit edildi. Siktir. Bu 19. sektör olabilir mi? Şehri tarayın, onu bulun ve ortadan kaldırın. Aşağılık herif, ne olacak? Pekala, gitme zamanı. Oh, hey, ateş etme. Hey. Nate, burada ne halt ediyorsun sen? Elena? Cem, hayır. Bir dakika, bu adamı tanıyor musun? Evet. Bu Drake. Oh. Kusura bakma. Tüm bu hengamedeki olayın nedir? Birkaç tapınak yağmalamak mı, müzeyi soymak mı? Evet, seni görmek de güzel. Dur tahmin edeyim. Asil bir dava uğruna değil mi? Aslında firari bir savaş suçlusunun peşindeyiz. Zoran Lazarević. Adını duydun mu? Bu NATO'nun işi değil mi? Onlar adamın öldüğünü sanıyor. Güya bir hava akınında öldürülmüş. Ha, tabii sen de aksini kanıtlamak için geldin. Biliyor musun? Bu herif gerçek bir canavar Nate. İşkence, sakatlama, toplu idamlar, bunlardan bahsediyorum. Ama şu an o yeni bir şeyler planlıyor. Ama neden burası? Neden? Neden şehri yerle bir ediyor? Gerçekten hiç anlamıyorum. Hayır. Ne? Bana bunlarla bir alakan olmadığını söyle. Saçmalıyorsun. Burada mısın Nate? Onları atlattım. Dur. Sorun yok Chloe. Onlar gazeteci. Neyse, Lazarević'ten önde olmak istiyorsak devam etmemiz gerek. O yüzden... Of, olamaz Nate. Hey, dur biraz. Hemen bir sonuç çıkarma Elena. Affedersiniz. İkiniz daha önceden tanışıyorsunuz galiba. Ben Elena Fisher. Geçen yılın modeliyim. Ne hoş. Evet. Hayır. Bunu komik bulduğuna sevindim. Ben süt beyazı sarışın tiplerden hoşlandığını hiç bilmiyordum. Yapma, göründüğünden çok daha sağlam bir kızdır. O ne? Kalbini kırmış senin. Yapma. O kız kalbini kırdı. Ne biliyorsun? Değil mi? Belki ben kırmışımdır. Eminim öyledir kazanıma. Artık gitmemiz gerek. Bekle. Onlar da bizimle geliyor. Ciddi olamazsın. Hayır, ciddiyim. Onları bu karmaşanın ortasında bırakalım. Bizi yavaşlatırlar. Yakalanacak Chloe. Olursak da eğer Lazarević ikimizi bir arada yakalarsa... Onları burada bırakmayacağım. Sürekli kahraman rolü oynamak zorunda değilsin. Nate. Seni dansa kaldıranla dans et, olur mu? Tamam, anladım. Ama yine de bizimle geliyorlar. Kurtarılmaya ihtiyacımız yok Nate. Sağ ol. Tekrar düşünmek ister misin? Sıçtık. Koşun. Buna ne diyorsun ha? Bizi tam kapının önüne getirdin. Evet, tahminimce kendimizi burada bulmamız tesadüf değil. Hayır, tesadüf sayılmaz. Aman tanrım, itin tekisin. Sahi, peşinde olduğunuz şey ne? Şu sembolü görüyor musun?
Ona çintemani taşı deniyor. Nate? Devasa bir saf zafir. Milyonlar değerinde. Bakalım doğru mu anladım? Psikopat bir savaş suçlusuyla efsanevi bir taş için yarışıyorsunuz. Sen öyle açıklayınca bayağı salakça bir şeye benziyor. Evet, açıklama için sağ ol Jeff. Ve güya o taş bu tapınakta. Hayır. Taşın kendisi burada değil aslında. Hey, şuna bakın. Değil mi? Hayır, Şambala'da. Şambala? Evet, bilirsin, Shangri-La. Seninle biraz konuşabilir miyiz tatlım? Bir daha düşündüm de bu sohbeti içeride devam etsek daha iyi olur. İyi fikir, hadi. Tamam, sanırım burada güvendeyiz. Oturmayan bir şey var Nate. Lazarevic paranın peşinde olamaz. İhtiyacı yok ki. Bir şeyleri atlıyorsun. Hadi, bütün gün bekleyemeyiz. Siz ikiniz burada kalın. Tamam, kımıldamayacağına söz ver. Hemen döneceğiz. Önlü son sözler. Vay. Muhteşem bir şey. Vallahi ben burayı biliyorum. Evet, işte burada. Şuradaki zirvenin şeklini görüyor musun? Aha. İşte burası. Bu da demektir ki... Sırtımı dönsene. Bu da demektir ki... Şambala'nın girişinin... burada olması... gerekiyor. Yani başardık. Başardık. Evet. Başardık. Siktir. Ortamı mahvettiler. Bir tek çıkış var. Hazır mısın bakalım? Gidelim. Yola koyulsak iyi olur. O vuruldu. Ben iyiyim. Dur bakayım. Tamam, iyi olacaksın. Tamam mı? Ayağa kalkabilir misin? Sanırım evet. Güzel, hadi. Yardım edeyim. Dur. Hayır. Bana bırak. Kendi kalkamaz. Hadi bakalım. Hop, hop. Nate. Tamam. İyi ol. Değil mi şef? Pekala. Şu kapıyı aç. Başarması imkansız. Onu bırakmalıyız. Ne? Hayır. Kapıyı aç dedim Chloe. Hepimizi öldürteceksiniz. Siktir. Sorun değil. Yapabiliriz. O yapamaz. Hayır, sakın. Başka seçeneğimiz yok. Olmuyor. Nate. Tamam. Tamam. Denedi. Ama olmuyor işte. Daha ileri gitmesi imkansız. Onu burada ölüme terk edemeyiz. O zaten artık ölü sayılır. Ve buradan hemen gitmezsek biz de öyle. Git o zaman. Evet. Seni durduran yok. Chloe. Postunu kurtarmaya çalışıyorum senin gerizekalı. Chloe? Ne oluyor burada? Üzgünüm. Atın silahları. Ciddiyim. Çıkar onu buradan. Yaralanmış. Trene götür. İnanamıyorum. Kendine hakim olamıyorsun değil mi? Galiba ödeşmiş olduk. Pek sayılmaz. Evet. Demek bu minik adam bizim Drake. Bu adamı tapınaktan buraya kadar taşıdın ha. Yazık. Hayır! Sakın. Şimdi tapınakta ne bulduğunu söyle bana. Aradığın cevabı söyleyeyim, tamam mı? Olur mu? Taşın yerini biliyorum. Ama ben olmadan onu bulamazsın. O yüzden. Kızı bırak, ben de seni taşa götüreyim.
Benim kuyruğum. Sen peşimden bir türlü ayrılmayan şu habercisin. Dua et de blöf yapmıyor olsun. Ara üzerini. Hadi. Bu dahi yani bir şey dost. İşte. Elinde pazarlık için bir şeyin kalmadı Bay Drake. Depo alanına geri dönün. Yola çıkmaya hazırlanın. Sen benimle gel. Sen. İcaplarına bak. Hiç merak etme. O canavar için nasıl çalışabiliyorsun? Ona karşı olmaktan iyidir. Bu kadar öyle mi? Gözünü kırpmadan bizi vuracak mısın? Öyle görünüyor değil mi? Kalk ayağa. Sana kalk dedim. Kaç! Dur durun onları! Bu taraftan! İyi. İyi misin? Evet. Daha iyi olmamıştım. Sen? İyileşmeyecek bir şey yok. Tamam. Hadi. Sanırım onları atlattık. Seni bu belaya bulaştırmamalıydım. Sen yapmadın. Buraya kendim geldim. Hayır. Yani diğer şeyleri kastediyorum. Bütün riskleri biliyorduk. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Chloe'nin peşinden gideceğim. Elbette. Tipik sen. Peşinden git. Filin bana bir trenden bahsetmişti. Yani onu tren deposuna götürdüler. Buraya. Bence şu tarafta olmalı. Oradaki su kulesini geçince. Nate, o bize silah çekti. Biliyorum. Üstelik tetiği de çekmek üzereydi. Onlar gelmemiş olsaydı... Durum karmaşık. Eminim öyledir. Filin benimle olduğunu biliyordu. Lazarević onlara ihanet ettiğini öğrenirse ona ne yapacağını biliyorsun. Ya... Becerisini gördüm. O halde seçeneğim olmadığını da biliyorsundur. Hırsızlar arasında şeref ha. Onun gibi bir şey. Umarım ne yaptığını biliyorsundur. En ufak bir fikrim bile yok. Bazı şeylerin hiç değişmediğini bilmek güzel. Tamam, gidelim. Ha hayır hayır hayır. Sen benimle gelmiyorsun. Nate. Bir sus. Tamam mı? Yakalayacak trenimiz var. B planın var mı? Bir şeyler düşünüyorum. İşte orada. Filin esir almış. Sorun mu var? Hayır. Pekala. Yola çıkmak üzereler. O yüzden hızlı hareket etmeliyiz. Şimdi tek başıma oraya gideceğim. Ne? Hayır, hayır, hayır. Bir dinle. Hiç dinlemiyorsun. Bu sırada sen oraya gidip bize şu güzel şeylerden kapacaksın. 4x4'lerden. 4x4'lerden. Şoför sen olacaksın. İçeri sızacağım, Chloe'yi alacağım. Sen de ardımızdan geleceksin. Çalıntı arabayla. Çalıntı arabayla. Tamam, anladım. Anladın mı? Anladım tabii. Hadi. İn hadi. Çabuk. Sır. C planın var mı? Evet. Bas gaza. Ne? O trene bineceğim. Ne? Deli misin sen? Atlayabileceğim kadar yaklaş. Galiba bu soruyu yanıtlıyor. Köprü gaz hadi. O kadarını düşünmedim. Şaşardım zaten. Tamam. Hadi başlıyoruz. Dur. Hayır, bekle. Bekle aptal. Hadi. Şimdi. Atla.
yine kıçımı kurtardım. Sen iyi misin? Hemen in trenden Nate. Ne diyorsun sen? Ne atlattığımı bilmiyor musun? O aptalca kahramanlıklarının hiçbirini istemedim. Chloe yapma. Bunlar için vaktimiz yok. Haklısın. Hazır hala fırsatın varken hemen in trenden Nate. Ve seni onlarla bırakayım. Sen seçimini çoktan yaptın. Ne yapmamı bekliyordun peki? Beni kollamanı bekliyordum tabii ki. Kolladım da. Diğer ikisi sırtındayken bunu nasıl yapacaktın? Sana Filin'le iyi şanslar. Birbirinizi hak ediyorsunuz. Biliyor musun? İnan. Hayır. Ne zaman pes edeceğini bilmiyorsun değil mi? Ne oldu? Hazır cevaplığın nerede? Akıllıca bir cevabın yok mu? Hayır yapma. Hayır kaçamayacaksın. Yapma. Bırak onu gitsin. İnşaatına bakın şu pisliğin. Emma, kalau saja tak sempat je, chef faham lagi, kau mesti topor. Buraya nasıl geldim? Kadice, kira gürüm bu lega di çay amare. Tamam. Kira maşı basa de çembore. Ne zamandan beri buradayım? Ya, Tom. Eyvallah. Hayır tamam. Bardak dolu zaten. Kıran çobu kıran tuye gu deşe. Ya lan tuksa rebe. Ben kusura bakma anlamıyorum. Evet. Ya lan. Ha. Sağ ol. Ya kıra devo yimbe. Ya şu. Şefer kerem gu deşe. Şo, ko kerenim de gece şeye gu deşe. Neredeyim ben böyle? Şo, yenem de şo.
Tam da artık kaybedecek bir şeyim yok derken... Nate! Tanrı'ya şükür iyisin. Üzgünüm ben. Sorun değil. Elena, neler olduğuna dair bir fikrin var mı? Ne kadar zamandır buradayım ben? Sadece birkaç gündür. Enkazla giden izleri takip ettim. Neler oldu böyle? Chloe konusunda haklıydın. Meğer kurtarılmayı o kadar da istemiyormuş. Bir dakika, bunu o mu yaptı? Hayır, hayır. Sağ olsun Flynn yaptı. Şefa Gudeşan. Ya, niye gotsa son. Gel, seninle tanışmak isteyen biri var. Harika. Demek gizemli misafirimiz nihayet uyandı. Nate, bu Carl Schaefer. Nasılsın delikanlı? İyiyim. Teşekkürler. Güzel, güzel. Lütfen, otur. Görünüşe göre ikimizin çok ortak yanı var Bay Drake. Öyle mi? Evet. Tam 70 yıl önce buraya tıpkı senin gibi geldin. Ekibimin yaşayan son üyesiydin. Ve beni ölmek üzereyken köye taşıdılar. Şambala'ya giden geçidi bulmak için Tibet'e giden bir keşif ekibinin başındaydım. Asıl istedikleri şey Çimtemani taşıydı. Pekala, dostum. Bunu nereden buldun? Borneo'da. Neden? Nate, bu Şimbala'nın anahtarı. Bu gördüğün obje, henüz farkında olmasa da rakibinin buna umutsuzca ihtiyacı var. Bence farkında. Dinle, yaptıklarından ötürü çok minnettarım. Gerçekten. Ama benden bu kadar. Öyle mi? Demek seni yendiler ha? Maceran sona mı erdi? Evet, aynen öyle. Peki ya daha yeni başlıyorsa? Bu adamı nereden buldun? Genç adam, güven bana. Kırılan gururun düzelecek. Hayatta olduğun için çok şanslısın. Evet, insanlar hep bana şanslı olduğumu söylerler. Ama işin aslı, dokunduğum her şeyi boka sarar. Nate. Hayır, Elena, yeter artık. Hadi gidelim. Kahramanlıktan bıktım. Rakibin bu kadar kolay pes etmeyecek. Vazgeçmeyecek. Arzuladığı şeyi elde edene kadar durmayacak. Öyle mi? Bütün güç onun olsun. Güç, problemin ta kendisi aslında. Tarihte boy gösteren en korkunç hükümdarlardan bazıları Çintemani taşının sadece mini minnacık bir parçasına sahipti. Mesela Timurlenk ve Cengiz Han gibiler. Eğer ufacık bir parça bile böyle bir güç sağlıyorsa, peki taşın tamamına sahip olan kişi neye dönüşür dersin? Delilik bu. Peşinde olduğu şey bu olmalı Nate. Lazarevic denilen adam çatlağın teki, bir efsaneyi kovalıyor. Peki ya değilse? Elena yapma. Ya, yani ya doğruysa? Neler yapabileceğini bizzat gördük. Şüphe etmeni anlıyorum. Kanıt istiyorsun. Gözlerinle görebileceğin bir şey istiyorsun. Tenzin, Dinsanen Tanatingon Rey. Keşif gezimden geriye kalanları bul ve kanıtları bizzat gör. Tenzin seni götürecek. Şo. Yeğenim de şo. Karıçasın. Umarım bunun için pişman olmam. Geriye tek parça dön olur mu? Galiba dilimi bilmiyorsun, öyle değil mi kanka? Pekala. Bayağı cazip duruyor. Ne yazıyor? Dü tak zeng teng tu. Niye sordum ki? Dü ten son. Dostum, sessiz sinemayla pek aram yok. Kukla. Çok mekan. Bekle. Tenzin. Bıçağı neden çıkardın? Da başka bir çıkış yolu olsun. Drake, gel aşağı. Bunlar onlar olmalı.
Schaefer'ın keşif ekibi. Çintemani taşı. Yine reçine. Hey. Şu işe bakın. Bu adamların hepsi vurulmuş. Evet adam. Dikarire. Bu İrminsul. Yani hayat ağacı. Ana nerede mi? Ah tanrım. SS subayları. Na gotemazun. Naziler. Nazi? Na konca gagime. Taşın kendisine sahip olan kişi. Tenzin, bunu Schaefer yaptı. Ha. Schaefer onları öldürdü. Mare, mare. Evet. Onları durdurmanın tek yolu buydu. Şov. Siktir. Hemen buradan çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Hemen. İyi misin? Olamaz. Tenzin. Ver sağ olsun. Bema. Tanrı'ya şükür. Ah Nate. Ne oldu? Lazarevic. Bizi bulmayı başardı. Bema kava. Bilmiyorum, bilmiyorum. Schaefer'la birlikteydi. Kare. Mo Schaefer, Yamtuduk. Schaefer. Diğer taraftan gittiler. Pekala. Nate. Hepsi bizim yüzümüzden. Bunu biz yaptık. Tamam, sen burada kal. Güvenliklerini sağla. Gidelim. Canşen Alakeş'o. Ne? Alakeş'o, Canşen Alakeş'o. Schaefer Bey'e. Vay anasını. Siktir. Atla! Atla! Tenzin. Bema. Kunçu kim? Schaefer. Schaefer nerede? Nate. Schaefer'ı götürdüler. Ah Tanrım. Ah, çünkü hançer ondaydı. Evet biliyorum. Hey. Tartışacak zaman yok. Gitmemiz gerek. Tamam. O zaman kay yana. Tamam. Schaefer en öndeki arabadadır. Lazarevic, Schaefer'e elini sürmeden onları durdurmamız gerek. Peki. Bir fikrim var. Aa, ne yapıyorsun sen? Yolu temizleyeceğim. Gel direksiyona geç. Ne? Dediğimi yap. Neden en başında kullanmama izin vermedin ki? O kadar ince düşünmemiştim. Tamam. Pekala. Direksiyonu oynatma. Tamam. İşte böyle. Biraz. Öyle güzel. Nate, dayan! Nate! Sen orada iyi misin? Evet. İşte öndeki arabada. Bas gaza. Hadi tutun. Ha, işte böyle sıra adiler. Şimdi tepenize bineceğiz. Ah, siktir!
gördükten sonra tutulamazlar. Gidelim. Eski günlerdeki gibi. Öyle de denebilir. Şimdi ne yapıyoruz? O korkunç. Eski manastıra gideceğiz. Çare yok. İşte şifre. Lanet olsun. Neler oluyor? Nazarevic'in elinde. Of, olamaz. Hazır mısın? Hiç olmadığı kadar. Olamaz. Sorun yok. Buradayız. Sen haklıydın. Hangi konuda? Dokunduğun her şey nedense boka sarıyor. Pekala hadi. Seni çıkarmamız gerek. Hayır. Peki ne yapacağız? Keşif ekibimi bulabildin mi? Evet, buldum. Neden mecbur olduğumu anladın mı? Evet. Eğer taşı bulmuş olsalardı tarihin akışı değişmiş olurdu. Sakin, sakin. Hançeri aldı. Biliyorum. Kuleye doğru gitti. Onu durdurmanız gerek. Kıpırdamamaya çalış, ne olur. Evlat, Şambala'ya giden gizli yol bu manastırda saklı. Hançeri geri alman gerekiyor. O gizli yolu bul. Ve Lazarevic elini sürmeden taşı derhal yok et. Drake, buna inanman gerekiyor. Şifir. Anlayt. Onu böylece bırakamayız. Başka seçeneğimiz mi var? Onu duydun. Sence tüm bunlar doğru olabilir mi? Bilmiyorum. Ama o inanıyordu. Bu da yeterli sebep. Tamam. Bence dağılmalıyız. Ne? Bak dinle. Ben gidip o gizli geçit olayına bakacağım. Sen de kuleye gidip hançeri almanın bir yolunu bul. Tamam, pekala. Ama kendini belli etme ve telsizini açık tut. Tamam, peki. İyi şanslar. Mazeretlerinden usandım artık. Bak, bana biraz daha zaman ver. Tek istediğim. Sana yeterince zaman verdim. Hatta hançeri verdim Flynn. Şimdi Şambala'ya açılan kapın nerede? Bak zorum, bildiğimiz şey... Buraya kadar beceriksizliğin yüzünden başarısız olmak için gelmedim. Cevabın bu odada olduğunu biliyoruz. Tek yapmamız gereken onu bulmak. Bu arada Drake de bir adım arkandan geliyor. İş için yanlış adamı tuttuğum ortada. Amma götürür. Şey ya, onunla aramı düzeltmeye çalışacağım. Sen burada kal. Aramaya devam et. Tamam. Düşün hadi Chloe. O bana ait. Nate? Hemen git. Hançeri bana ver. Her an gelebilir. Chloe, beni zorla almaya mecbur etme. Hançerin nereye gittiğini nasıl açıklayacağım? Sen bir şey bulursun. Her zamanki gibi. Ama.
Benim için bir şey yapacaksın. O orospu çocuğunun işini bitir. Arkamda kal. Silahı bırak. Hadi. Yaklaşmayın. Siktir. Fırsatım varken seni bizzat öldürmeliydim. Bu hataya ikinci kez düşmeyeceğim. Geri çekil. Çek tetiği ufaklık. Ölmek istiyorsan buyur. Şimdi Şambala'ya giden yolu açacaksın. Siktir git. Sen tarih öğrencisi miydin Bay Drake? Birkaç kitap okumuştum. Cengiz Han, Hitler, Stalin, Pol Pot, bunların hepsi büyük adamlardı. Peki sence neden galip geldiler? Eminim bizi aydınlatırsın. Çünkü onlar kararlıydı. Başkalarının yapamadıklarını yaptılar. Şefkat düşmanımızdır. Merhamet bizi alt eder. Pekala, eğer beni daha fazla sınamak istemiyorsanız silahlarınızı indirirsiniz. Dediğini yap. Ayağınızla itin. Tamam, kararlılığımı sınadınız. Şimdi sınama sırası bende. Bizi öldürmen bir yarar sağlamaz. Onu öldürürsem evet, ama sen... Ona zarar verirsen sana tek kelime söylemem. Görünüşe göre bir çıkmaza girdik. Ama bende oyuna sürecek bir piyon daha var. Kızı getirin. Siktir. Çek ellerini üzerimden. Şimdi birini ders için kullanacağız, diğerini ise işbirliği kozu olarak tutacağız. Sen seç. Saçmalıklarını dinleme Nate. Evet, oyununu oynama sakın. Yardımımı istiyorsan bırak onları. Bu kesinlikle bir pazarlık değildir. Kimi kurban ederdin ve kimi kurtarırdın? Bunu mu yoksa bunu mu? Belki de budur. Bu kadar saçmalık yeter. Bırak şov yapmayı, tamam mı? Ne istersen yapacağım. Sakin olun. Hey, bok suratlı. Çakmağı ver. Bu. Nereden bileyim? Karşı tarafa geç ve düzelt şunu. Onu da yanına al. Belki bu sefer sorun çıkmaz. Ve Bay Drake. İşgüzarlığa yeltenmeyin. Hadi. Ha,
Tutun onu. O lanet şeyler de neydi öyle? Nasıl yani? Korkuluklar. İçeri izinsiz girenleri korkutan muhafızlar. Ha, öyle mi? Bayağı işe yarıyorlar. Lazarevic, ne istediysen yaptım. Bırak onları. Daima pazarlık. Ama sen son elini oynadın ve kaybettin. Yani yolun sonuna geldin. Hayır, henüz değil. Şambala'yı görmesini istiyorum. Ve onun ellerinden aldığımı bilerek ölecek. Kapıyı açın! Çok uzun zamandan beri Bay Drake, başıma bela oldun. Dizüstü çökün. Hey, ha. Zora, bir anlaşmamız var. Hainlerle işim olmaz. Tamam, bana ihtiyacın kalmadığına göre taşı nasıl bulacağını biliyorsun demektir. Sağ ol. Dizüstü çökün! Ne oluyor? Ateş et seni aptallar! Toplan! Lanet olsun! Koşun! Görünüşe göre birileri bizden önce gelmiş. Umarım çıkış konusunda daha şanslı oluruz. Evet. Cesetlere bakılırsa 60-70 yıldır buradalar. Hey! Onların işine pek yaramamış ama al bakalım. Teşekkürler. Pekala. Lazarevic ve ekibi şehre yönelmiş olmalı. Yani girişe ulaşsak çok iyi olur. Orası şu anda güvenlidir. Hayır. Chloe, Çintemani taşının peşinden gidiyoruz. Ha? Ne? Lazarevic'i durdurmamız gerek. Bunu tam olarak nasıl yapmayı planlıyorsunuz? Ondan önce taşa ulaşıp sonra da yok ederek. Hayır, bekle biraz. Sakın bana o doğa ötesi saçmalıklara inandığınızı söylemeyin. Artık neye inanacağımı bilmiyorum. Tamam, unuttuysan hatırlatayım. O adam zıvanadan çıkmış bir manyak. Bir çeşit kehaneti gerçekleştireceğini sanıyor. Güya o taş onu güçlendirecek, yenilmez kılacak. Ölümsüz kılacak. Şimbala'nın tam ortasında duruyoruz ve sen olayları mı sorguluyorsun? Evet, o şeylere kaç mermi sıktıklarını gördün. Burada garip bir şeyler oluyor. Tamam, fırsat varken gitmemiz için yeterli bir sebep. İşleri yoluna koymaya çalışıyorum. Ve belki de dünyayı kurtarmaya. Tanrım. Beni dinle, güzelim. Dünyanın umrunda bile değil. Kendini ateşe atıyorsun. Resmen hayatını hiçe sayıyorsun. Hey, bu adamı gebertmek istediğini söylemiştin değil mi? Evet ve hala da istiyorum. Hem de senden daha çok. Ama bu iş böyle bitmeyecek. Etrafına bak. Bu işin sonu böyle bitecek. Hayır. Bu sefer değil. Hadi. Ne diyorsun? Siz delisiniz diyorum. Madem öyle gidip lanet dünyanızı kurtaralım. İşte orada. Çintemani taşı. İnanamıyorum. Onlardan önce geldik. Çok güzel. Evet. Muhteşem bir şey. Hadi parçala şunu da buradan defolup gidelim. Hayır, bekle. Bir tuhaflık var. Ne demek istiyorsun? (Gülüyor)
Marco Polo yanılmış. Bu safir değil ki, kehribar. Kehribar. Evet, yani fosilleşmiş reçina. Ağaç reçinisi. Dur bir dakika. Ne oldu? Yok artık, daha neler. Alo Nate. Böyle yapınca uyuz oluyorum. Bir de bana sor. Bunu nasıl gözden kaçırdım? Neyi kaçırdın? Ortada taş falan yok. Bu reçine, ağaç reçinesi. Hayat ağacında. Tamam, bekle biraz. Hiçbir şey anlamadım. Bu ağaç mı? Hayır. O ağaç. Ah, işte orada. Lazarevic. Ağaca doğru gidiyor. Aman tanrım. Siyah dişler. Ne? O muhafızlardaki siyah dişler ve Borneo'daki cesetleri diyorum. Yani reçineyi yediler ve bir şekilde değişime uğradılar. Ve sence Lazarevic'in planladığı şey bu mu yani? Bekleyip buna tanık olmak mı istiyorsun? Aferin. Tebrikler. Flynn. Tanrım. Oh Harry. Sorun ne yapıp? Lazaro piç seni geçti diye üzüldün mü? Korkarım onu kıl payı kaçırdın. Geride kalıp seni küçük partime davet edebilirim diye düşündüm. Sen neden bahsediyorsun? Belki de başından beri yaşlı Zoran'ın istediği buydu. Göründüğünden daha zeki biri. Onu hala durdurabiliriz. Elena yapma. Hayır, sana yardım edebiliriz. Üzgünüm tatlım. Bu bir film değil. Ve sen de kötü adamı ikna edip durumu kurtaran cesur kız değilsin. Gerçek hayatta işler böyle yürümüyor. Flynn, dinle beni. Sen... Lazarevic'den minik bir ayrılık hediyesi. Keşke Pim'i çekmeseydi. Geri gelin! Hayır. Elena! Tamam. Tamam, iyi olacaksın, iyileşeceksin. Seni buradan çıkartacağız. Hayır, Lazarevic'i durdurun, gidin. Dünyada olmaz, hadi. Tamam, Elena'yı ben taşırım, koru bizi. Pekala, bu taraftan. Pekala, sonuncuyu da akladım. Hey. Ya nasılsın Elena, iyi misin? Pek iyi değil. Birazcık dayan, tamam mı? Sana güveniyorum. Kapıya doğru gidin. Mümkün olduğunca hızlı. Ne demek kapıya gidin? Hayır, asla olmaz. Chloe, bu işi bitirmeye mecburum. Hayır değilsin. Sakın kendini bu aptal yarışa kaptırayım deme. Tamam canım, bak, tamam. Buradan hemen gitmelisiniz. Sensiz asla olmaz. Bak, o şeyi Lazarevic ve ordusunu dönüştürebiliyorsa... Lütfen bunu yapma. Bu şey ya onu gerçekten yenilmez yaparsa durdurmak için bir şeyler yapmalıyım. Ama bu intihar demek. Bunu sen de biliyorsun. Gidin hadi. Buradan mümkün olduğunca uzaklaşın. O benim. Üzgünüm dostum. Pek tipim değilsin.
Hayır, 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 hayır. Şaka yapıyor olmalısın. Siktir. Lazarevic! Sana göre ben bir canavarım. Ama benden hiçbir farkın yok Drake. Kaç adam öldürdün? Kaç kişi ha sadece bugün? İşte böyle evlat. Acımak yok, merhamet yok. Vur hadi! Hayır. Çünkü kararlılığın yok. Belki yoktur. Ama onlar da var. Gitmemiz gerek. İşte gidiyoruz. Haydi tatlım. Sen orada ne yaptın öyle? Bilirsin işte. Dünyayı kurtardım. Tamam mı? Biraz dayan. Hadi bırakma kendini. Hepsi geçecek, tamam mı? İyileşeceksin, iyi olacaksın. Elena, lütfen yapma. Elena. Drake'la Schaefer kenarla kabı çekire. Tüdüçe. Evet. Uzun ve garip bir yolculuktu. Öyle değil mi? Evet öyleydi. Bence kahraman rolünü daha sık oyna. Sana yakışıyor. İstemem. Bana şunun cevabını ver Nate. Ne? Onu seviyor musun? Chloe, üzgünüm. Hayır, hiç sorun değil. Gerçekten sorun yok. Ama kendine bir iyilik yap Cowboy. Söyle ona. Chloe. Hayır. Benim gitme vaktim geldi. Ama itiraf et. Bu kalçaları özleyeceksin. Oo, birileri hasta yatağından kalkmış ha? Evet. Oldukça kötü bir hasta. Keçi gibi de inatçı. İnatçı değilim. Sadece tez canlıyım. Dev safir yok değil mi? Bir kez daha? Hayır. Peki bundan emin misin? Evet. Maalesef bir benzetmeymiş. Faturalarını onlarla ödeyemezsin. Karşımıza yeni bir şey çıkar. Umudu yitirmemek lazım. Evet. Sen kendini kandırmaya devam et evlat. Chloe ne tarafa gitti? Görüşürüz. Olamaz. Sen ahlaksız bir ihtiyarsın Sullivan. Aha. İyi iş çıkardın Nate. O da takdir ederdi. Öyle mi? Evet.
şimdi nereye gidiyoruz ha? Ya bilmiyorum. O kadar ilerisini düşünmedim. Tabii ki. Şaşıracaksın ama ben de düşünmedim. Güzel. Peki. 10 üzerinden hesaplarsak. Öleceğimi sandığında ne kadar korkmuştun? 4. 4 mü? Evet. Niye? 4. 4. Evet. Bence en az 8 vardın. 8 mi? Tam 8'din. 8 mi? O yaratık gardiyanlar 8'di. Dalga mı geçiyorsun? Evet, o şeyler korkunçtu. O zaman 10 ne? Palyaçolar. Palyaço benden ben değerli. Ben palyaçolardan nefret palyaçolar. Ederim. Palyaçolardan nefret ederim. Yok artık. Öldüm sanmıştın. Hayır. Hayır öldüm sanmıştın. Hayır. Evet sandın. Öleceğini göz yaşlarını gördüm. Ne? Ağladın. Birkaç ne? Göz yaşı gördüm. Yağmur yağıyordu. Hayır yağmur. Kapalıydı ve yağmur yağıyordu. Hava güneşliydi ve sen ağlıyordun. Hava kapalıydı ve sen baygındın. Neyse. Göz yaşlarını sakladım. Kanıtım var. Hadi 5 olsun. Oldu mu? Thank you.